Merhaba arkadaşlar. Bu konuyla alakalı uzun süredir çok fazla yorum geldi. Bölgesel portre çizimi yani göz, burun, dudak, ağız nasıl çizilir tarzında yorumlar vardı. Ben de hepsini toparlayıp aslında çizmenin çok zor olmayacağı yani püf noktaları bildikten sonra basit bir şekilde 3 dakikada 2 dakikada bile çıkarabileceğimizi göstermek için bugün size 3 dakikada ayrı ayrı göz, burun ve dudak çizimi nasıl yapılır onunla alakalı bir video hazırlamak istedim. Ee, hemen hemen Videoya geçmek istiyorum ee, aslında hepsini üçer dakika vermeyi düşünüyorum hafiften ışık gölgeye de girebiliriz amaç püf noktaları yani 2-3 dakika içinde bile çıkabileceği sadece gözümüzde büyüttüğünü göstermek için diyorum ve hemen geçiyorum videomuza ilk başta gözden başlayacağım göz yaparken ilk başta nereden başlıyoruz süremizde şu an tam 1 dakikaya yanaştı 1 dakikadan itibaren başlayacağım 10. dakikada çizimleri bitirmek istiyorum. Göz yaparken ilk başta yapmamız gereken olay bir tane yuvarlak çizmek. Şu şekilde yuvarlağımızı çizdikten sonra hiçbir zaman göz yuvarlağın dışına taşmaz. Yani yuvarlağın genelde yapılan hata yuvarlağın üstünden gitmek. Yuvarlağın hafif altından gidebilirsiniz göz çizimlerinde. Şu şekilde kalem tutuşunu her zaman size bu şekilde tutmanızı öneriyorum sizlere. Bu şekilde üstüne bir yay çiziyoruz. Yayların uçları birbirlerine aşağı yukarı denk gelmek zorundadır. Aynı şekilde hafif şuradan bir kıvrımı olacak. Kıvrımdan sonra bastırmadan tam uç kısmından aşağıya doğru devam ettiriyoruz çizmemizi ve bu şekilde gözümüzün taslağı aslında ortaya çıkıyor. Bundan sonrası da sadece işin kolay kısmı diyebilirim sizlere. İlk başta şemasal olarak gideceğim. Sonra hemen gözümüzün ortasına şöyle göz bebeğimizi çiziyoruz göz bebeğimizi çizdikten sonra gözümüzün üstünde şu şekilde bir çizelge vardır. Fakat onu çizmeden önce ben hemen gözümün üstünde arta kalan kısımları şu şekilde temizlemek istiyorum. Gözüm birazcık daha gerçekçi bir yapıda ortaya çıkması için hemen kalemi tekrar elime alıyorum. Üstünden şu şekilde çizgisini giriyorum. Bu çizgiyi girin, bu çizgiyi girmediğimiz zaman gözümüz birazcık daha böyle boyutsuz duracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Arkasından örnek veriyorum. Şuraya ben bir ışık vermek istiyorum. Şuraya bir ışık yeri belirledim. Daha sonra sert bir çizgi ile gözümün göz bebeğini boyuyorum. Elimden geldiğince sizlere basit anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra basit olarak şuradan kalın kalın büyük kirpikler koyuyorum. Şu kirpikleri şöyle yönleri dışa bakar şekilde olmak zorunda. Yoksa boyutsuzluk olacaktır ve bu bizim gözümüzü birazcık yoracaktır. Daha sonra kabataslak bir şekilde her tarafına şöyle ışık giriyorum. Çünkü gölge giriyorum. Çünkü ışığımızı vereceğimiz alan belli olmuştu. Bu şekilde zaten gözümüz ortaya çıkmaya başladı bile. Şurada bir et vardır. Aslında bu etimi girdikten sonra gözümüz sadece boyutlama aşaması kaldı. Gözlerin Dış kısmında şu şekilde hafif sertlikler vardır. Bu sertlikleri girmeyi unutmuyoruz. Arkasından diğer tarafına da hafif girebiliriz. Bu sertliği zaten ışığımızı vermiştik. Bu sertliği de girdikten sonra artık şu üst kısımlardan hafiften koyuluklar giriyorum. Şu şekilde buradan da hafif girebilirim. En son yapacağım aşama şu üst kirpiye şu şekilde hafif sert bir dokunuş yapıyorum ve gözümüzü yavaştan tamamlamış bulunuyoruz. Son olarak şuralara ufak tefek küçük küçük kirpikler girersek gözümüz yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak ve bu şekilde basit bir göz çizimi ortaya çıkarmış olacağız. 3 dakikamız geçti. Hemen buruna geçiyorum. En son ufak tefek püf noktalarda vermek istiyorum sizlere. Burnumda yine şöyle bir yuvarlakla başlıyorum. Yuvarlağımı çizdikten sonra eşit derecede yukarı doğru şöyle İki tane çizgi çekiyorum. Bu çizgileri çektikten sonra kenarlarına hafif şöyle içeri doğru bakacak şekilde e, parantez kapatmak, parantez açmak gibi düşünebilirsiniz basit bir dilde anlatırsak şekiller atıyorum iç kısmına şöyle şekiller atıyorum. Daha sonra şuradan şöyle bir çizgi belirliyorum. Bu çizgi benim ışığımı vermek için zaten burunumuz şekillendi bile farkındaysak. Daha sonra bu kısımların kenarlarına Şöyle hafiften yönüne doğru gölgeler giriyorum. Buraya verdiğimiz şekle de gölge giriyorum. Onu şimdilik anlamış olduk neden gölge verdiğimizi. Daha sonra delikleri belli edeceğiz. Delikleri hafif bastırabiliriz. Şöyle aşağıya doğru. Bu deliğimizi de şöyle aşağıya doğru hafiften bastırabiliriz. Burnumuz birazcık daha boyutlanması için. Arkasından şu kenarlardan ince 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 ince, ince ufak tefek ışıklar giriyoruz şu şekilde ışıklar girdik. Daha sonra şu kenara doğru şöyle açabiliriz. Çünkü artık gözlerimiz gelecek. Çizgileriniz yani tarama bölümlerinizi yönlerini belli ederseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Şu şekilde içeri doğru hafif hafif taramalar veriyorum. Daha sonra elime tekrardan silgimi alıyorum. Şu gereksiz çizgilerimi ortadan kaldırmam gerekiyor. Çünkü ne demiştik? Kontür kullanmıyoruz hiçbir şekilde. Kontür kullanırsak bu bizim için dezavantaj olacak. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Zaten kaba taslak bir şekilde 1,5 dakikada burnumuz ortaya çıktı bile. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şuradan inceden sert dokunuşlar verebiliriz artık çünkü buralar gölgede kalan kısımlardır. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Aynı şekilde daha sonra örnek veriyorum. Şuradan burnumuzun alt kısmına hiç bastırmadan şu şekilde bir gölge verebiliriz mesela. Ya da ne yapabiliriz? Şuralara hafiften gölgeler verebiliriz. Burnumuzun şeklini birazcık daha böyle ortaya çıkarabilmek için ve şu çizgileri ortadan kaldırabilmek için yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Burnumuzun uç kısmındaki bombeyi ortaya çıkarabilmek için bu şekilde de düşünebilirsiniz. Aslında bunu 30 saniyemiz kaldı. Hemen son yapmamız gereken aşamalar. Burnumuzla dudağımızın arasında şöyle bir hafif gölge olacak. Göz burnumuzun şu iç kısmına Diliğimizi birazcık daha şöyle koyultabiliriz içeri doğru. Bu birazcık daha gerçeklik katacaktır bizim için. Ve gözümüz, bir burnumuz birazcık daha böyle boyutlu bir şekilde ortaya çıkacaktır. Daha sonra artık gölgelerimizi şu şekilde yayabiliriz. Ve burnumuz da bu şekilde ortaya çıkmış olur. Süremiz de bitti zaten. Ağzımızı iki saniye eksik yapmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum. Şöyle bir yana elips çizgi çizdim. Arkasından... Şu şekilde ben hafif yan tutmak istiyorum. Dikey bir çizgi çizdim. Şuradan mesela üst dudağımın kalınlığını vermek için buradan mı kendime bir yer çizdim. Alt dudak birazcık daha kalın olacağı için hatta hafif biraz daha yukarıdan çizebiliriz. Yani dudağımızın kalınlığı aşağı yukarı bu şekilde olacak gibi söyleyebilirim. Sizlere buradan gerisindeki çizgiler pek fazla işimize yaramayacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Buradan aşağıya doğru hafiften düz bir çizgi çektim. Buradan da aşağıya doğru hafiften düz bir çizgi çektim. Hemen aynı çizgileri buradan devam ettirdim. Buradan da alt dudağımın sol tarafındaki çizgileri devam ettirdim ki dudağım birazcık daha gerçekçi ortaya çıksın diye. Mesela bana birazcık kalın geldi. Biraz daha alt dudağımızı inceltebiliriz. Şu şekilde. Gereksiz çizgilerimiz yine aynı şekilde. Şu şekilde ortadan atarsak <laughs> dudağımız birazcık daha şekillenecektir. Şimdilik yapmamız gereken olay. Şuradan örnek veriyorum. Benim üst dudağımın şekli bu şekilde istiyorum ben. Şuradan şöyle hafif bir dudak şekli belirleyebilirim. Şuradan da şöyle inceden çizgi çekersek dudağımız birazcık daha böyle göze hoş gelecek. Simetrik bir görünüşe sahip olacak. Daha sonra üst dudağımıza koyuluk veriyoruz. Unutmuyoruz üst dudak her zaman koyu olur. Alt dudakta açıklıklar olur. Alt dudağın altına doğru örnek veriyorum. Şuralara doğru gölgeler olur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Süremizde ne kadar kalmış? Hani daha bir dakika 40 saniyemiz falan var. Çok fazlaca yeter bize. Sadece gözümüzde büyütüyoruz biz çizimleri. Sonra diplerine hafiften şöyle gölgeler verebiliriz. Şu şekilde daha sonra bu iç kısmında çizdiğimiz çizgimizi birazcık daha kalınlaştırabiliriz. Alt dudağa şöyle hafiften inceden gölgeler versek yeterli olacaktır bizim için. Şu şekilde mesela şöyle çizgiler verebiliriz. Bu şekilde dudağımız ortaya çıktı bile zaten. Daha da çok fazla zaten vaktimiz var. Hemen devam ediyoruz şu şekilde dibine şuraya mesela ben birazcık daha koyu girebilirim ve bir dakikada iki dakikada çıktı aslında dudağımızın çizimi de farkındaysak sadece gözümüzde çok fazla büyütüyoruz bu çizimleri ben bunları anlatmak istiyorum sizlere aslında hatta süremizde bitme yazı daha bir dakika falan var galiba 30 saniye falan kalmış Genel olarak şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Hemen başa dönelim. Örnek veriyorum. Gözümüzü çizdikten sonra alt tarafında her zaman şöyle Işıklar gölgeler olacaktır ışıklar, gölgeler gözümüze gerçeklik katacaktır. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Şuralara da hafif böyle koyuluklar girersek gözümüz birazcık daha böyle gerçekçi yapılara ulaşacaktır. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Sonra şöyle hafiften kirpikler girebiliriz. Gözümüzü birazcık daha gerçekçi bir yapıya ulaştırmak için örnek veriyorum. Altından şöyle hafiften koyuluklar gireriz. Gözümüz daha da gerçekçi bir hale ulaşması için şuradan şöyle gireriz. Gözümüzün iç kısmına birazcık daha şöyle sertlikler girersek gözümüz birazcık daha gerçekçi bir hale ulaşacaktır. Bu da bizim için daha iyi olacaktır diyorum sizlere. Bugün bu şekilde hızlı bir şekilde size bir şeyler anlatmak istedim. Hoşunuza gittiyse bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenip hem bana maddi manevi destek çıkmış olursunuz hem de farklı farklı arkadaşlara da ulaşmış oluruz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.